Herkese merhaba. Bugün nasipse Avusturya kampı için yolculuğa çıkacağız. Şu an sabah daha 08. Havalimanına gideceğiz birazdan. Oradan Avusturya kampına hareket edeceğiz ve 11 gün boyunca oradaki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Hadi bu yolculuk başlasın. Havalimanına doğru yolculuğumuz başladı. Önce Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, oradan da Avusturya Viyana'ya geçeceğim. Trabzonspor şu an izinde ama yarından sonra çalışmalar kaldığı yerden başlayacak. Şu anda havalimanına gelmiş bulunmaktayım. Birazdan nasipse uçağa binip yolculuğumuz başlayacak. Evet, henüz bizim uçak gelmedi ama gelecektir birazdan. Şu an havalimanına iniş yaptık. Birazdan pasaport kontrolüne gideceğiz. Avusturya maceramız başladı. Sorunsuz bir şekilde buraya geldik. Bakalım pasaport kontrolü de sorunsuz olacak. Şu an pasaport kontrolünden geçtim ve sadece 3 saniye sürdü. Şimdi arabayı almaya gideceğiz. Kamp boyunca Erdal'la beraber olacağız. Tamam. Burada gelişmeleri aktaracağız. Bu arada pasaport kontrolünün 3 saniye sürmesinin sebebi de belli oldu. Pasaport kontrolünde git Türk'müştün orada. Evet, Türk. Bakalım. Arabada da inşallah bir sorun yaşamadan alırız. Avusturya Havalimanı'nda, Viyana Havalimanı'ndayız ve SIX ofisi kapalı. Şaşırmadık çünkü mesai saati dışında devasa bir reklam yapmışlar ama ofisleri kapalı. Otoparka gitmemizi söylüyorlar. Oradaki ofisleri açıkmış. Bakalım arabayı sağ salim alabilecek miyiz? Arabayı beklediğimden daha kısa bir sürede aldık. Opel Grand Lynx verdiler ama biz otomatik istedik. Mini Cooper'la değiştik. Başlayalım Erdal. Yolumuz uzak. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Başlıyoruz. Araba gayet güzel, şık, tertemiz bir araba. Ve Avusturya kampı şu an itibariyle başlamış durumda. Bu benim ilk vlog denemem. Umarım bir şeyleri başarabiliriz. Bu şekilde bir arada sırada çekmeye çalışacağım. Bakalım güzel işler ortaya koyabiliriz inşallah. Zaten kampta antrenmanlar falan açık olursa oradan güzel videolar çekmeyi düşünüyoruz. Bismillah dedik, yola çıktık. Şu anda meşhur Alman otobanlarında biz diyemeyeceğim. Avusturya otobanlarındayız. Yola çıktık. Kaç? 22.49'da otelde olacağız. Bayağı bir yolumuz var. Biz Viyana'ya indik. Takımın kamp yaptığı yer daha çok Salzburg Havalimanı'na yakın. O yüzden bayağı bir yolumuz var. Gidiyoruz bakalım. Başladık, devam. Şu an sağ tarafta gördüğümüz ses duvarı. Burada yaşayanlar için tabi normal bir şey bu. Onlar biliyordur bunu. Ama burada yaşamayanlar için anlatayım. Otobanda şehre ses gitmemesi için yapılmış. Türkiye'de de bazı yerlerde var. Yeni yeni yayılmaya başladı. Sol tarafta zaten sanayi, fabrikaları, santralleri var. Ama sağ tarafta da şehir var ve şehre ses gitmemesi için böyle bir duvar örülmüş. Yaklaşık 2 saattir yoldayız. Şu anda Salzburg-Graz yolu üzerindeyiz. Hala uzun bir yolumuz var. 22-30 civarında otele varmış olacağız. Acıktık. Bakalım bir yer bulursak bir yemek yeme fırsatımız olacak inşallah. Devam. Gidiyoruz. Dümdüz yol. 230 kilometre daha var. Tabi diyenler olacaktır, niye Viyana'ya indiniz, Salzburg'a inmediniz diye. Uygun uçak bulamadık, o yüzden böyle oldu. Yani yurt dışına gelmişken genelde tavuk yemeği tercih ediyorum fırsat bulduğumda. Bu sefer tercih de burası. Dakika 1, gol 1. Yani biraz beklediğimizden büyük çıktı. Vallahi bayağı büyük bir kova. 2 gün yerim ben bunu herhalde burada. 2 gün boyunca
Benim sıkıntım olmaz. Yol bitmiyor. Şu an hala yoldayız. Şuradan netleştirebilirsem 23.09'da otelde olacağız. Yani 185 kilometremiz daha var. Durduk, yemek molası yedik. Verdik daha doğrusu. Şimdi devam ediyoruz. Şu an Almanya'ya giriş yaptık. Salzburg'a giderken. Navigasyon burayı verdi. Güvenlik kontrolü vardı. Oradan geçtik. Şu an Almanya'ya doğru, Salzburg'a doğru gidiyoruz. Sabah 9'dan beri yollardayım. Şu an hala yoldayım. Saat 23.15 ve 3 kilometrelik yolumuz kaldı. Sağolsun Erdal 4 saattir arabayı sürüyor. Arabayı tek şoför aldık diye. O yüzden Allah razı olsun. Şimdi otele varmak üzereyiz, çok az kaldı. Şu an gece yarısı ve nihayet otele vardım. Küçük bir oda ama olsun, kullanışlı, gayet güzel bir oda. Direkt uyuyacağım. Görüşürüz inşallah. Şu an Trabzonspor'un kamp yaptığı kasabadayız. İlk iş olarak gidip birer hat alacağız. İnternet hattı alacağız. Ardından takımın kamp yaptığı yere doğru gideceğiz. Orayı da sizler için görüntüleyeceğiz. İlk antrenman yarın saat 19'da olacak. Ama biz yine de antrenman sahalarını, diğer detayları sizler için görüntüleyelim. Şu an takımın kamp yaptığı otele doğru yola çıktık. Kaldığımız otelde takımın kamp yaptığı otel arasında bir 10 dakikalık mesafe var. Birazdan orada varacağız. Antrenman sahaları ile ilgili orada bazı detaylar söyleyeceğim. Hepinizin çok merak ettiği transfer konusuna da değineceğim. Dümdüz bir yoldan gidiyoruz şu an. Kamp yapılan otele doğru yavaş yavaş. Çünkü hemen hemen her yerde radar var. Türkiye'de bu konuda çok şikayetçi insanlar ama burada ciddi şekilde hemen hemen her bölgede radar var ve hiç affedilmiyorlar. Biz de affedilmedik bir kere. İşte takımın kamp yaptığı otel hemen sağ tarafta. Oldukça büyük bir tesis. Burada dağın tepesi diyebileceğimiz bir noktada. Yani etrafında hiçbir yapı yok. Henüz futbolcular gelmedi. Çöküp normalde bugün toplanacaktı ama bir gün erteledi hoca toplanma sürecini. Yarın 7'de ilk antrenman yapılacak. Zaten hemen şurada Trabzonspor yazıyor. Hoş geldin, hoş bulduk. Hem Türkçe hem kendi dillerinde yazmışlar. Güzel bir detay. Şurası çünkü. Antrenman sahaları hemen şurada, üst tarafta. Oraları da birazdan çekeceğiz. Şurada bir park edilmişti otel.
şu an kamp yapılan otelden manzarayı görüyoruz. Şurası onların kasabası Bad Haring. Kasabasındayız. Trabzonspor 20-29 Temmuz tarihleri arasında şu an bulunduğumuz yerde kamp gerçekleştirecek. Biz de kamp sürecini sizler için takip etmeye çalışacağız. Burada iki hazırlık maçı oynayacak Bordo Mavili takım Torino ve Empoli ile. Bu hazırlık maçlarında seviye ilk hazırlık maçları oranla daha da yükselecek. Ama tabii sizin en çok merak ettiğiniz konu özellikle de sağ stoper transferi konusu. Çünkü uzun zamandır görüşmeler devam ediyor ve bir türlü imza aşamasına gelinemedi. Hala geçmişten itibaren devam eden görüşme halinde olunan isimler var. Ama yeni isimler de öneriliyor Bordo Mavili takıma. O yüzden aslında birkaç gündür daha somut gelişmeler olsun diye bekledik ama şu an itibariyle de çok da somutlaşmış bir durum yok. En son bugün itibariyle Axel Tuanzebe'nin menajeri, Manchester United'ın genç stoperi, genç demeyelim 25 yaşında Trabzonspor kulübüne önerildi. Teknik direktör Abdullah Avcı sıcak bakıyor. Trabzonspor oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma noktasında bir teklif yapabilir. Konuştuğumuz yöneticiler Abdullah Hoca'ya söz verdik. İkinci etap kampına stoper transferini yetiştireceğiz dediler. Bakalım o süreç ne zaman tamamlanacak. Kamp boyunca biz de yine buradaki diğer gelişmelerle ilgili bunun detayları da size aktarmaya çalışacağız. Bu arada 98 doğumlu kontenjanı içinde sürpriz bir hamle peşinde Trabzonspor. Onu kısa zaman içerisinde netleştirip sizle paylaşacağım. Ben çekileyim, Erdal biraz detay versin bulunduğumuz kasabadan. Çünkü burası gerçekten gerçekleştirecek. Antrenman sahaları bulunduğumuz yerin arka tarafında yer alıyor. İnşallah antrenmanların bölümleri açık olursa da bize oradaki daha yakın detaylarla da size yine gelişmeleri aktarmaya çalışırız. Ama tabii sizin en çok merak ettiğiniz konu transfer konusu. Onunla ilgili kısa süre içerisinde size en güzel haberleri vermeye çalışacağız diyelim. Burada teşekkür edelim. Sonra yine farklı videolarda da karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoş bulduk.